Herkese merhabalar. Evet, birçoğumuz kedilerin çok gizemli olduğunu düşünüyoruz ve onların kalbi nasıl kazanacağımızı bilmiyoruz. Yapılan araştırmalardan yola çıkarak bunun için size 10 tane tüyo vereceğim. Hemen birinciyle başlıyorum. Şimdi biz kedileri çok sevdiğimiz, onları çok minnoş bulduğumuz için gördüğümüz yerde köşeye sıkıştırıp sevmek, kalplerini öyle kazanmak istiyoruz. Ama yapılan son araştırmalara göre yanlış yapıyoruz. Doğrusu bırakalım ilk adımı kediler atsın. İlk hareket onlardan gelsin. Kedimiz sevilmek istediği veya oyun oynamak istediği zaman, hele biz başka bir şeyle ilgileniyorsak, kitap okuyorsak veya laptopta bir iş yapıyorsak, ne oluyor? Kedimiz koşa koşa yanımıza gelip ilgimizi çekmeye çalışıyor. Veya görüyorsunuz alerjik veya kedden korkan birisi varsa odanın içerisinde, kedi ilk onun yanına gidiyor. Çünkü kediyle ilgilenmediniz, onun üzerine gitmediğiniz takdirde zaten o sizin yanınıza geliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Kedimiz bizim yanımıza geldiğinde, oyun oynamak istediğinde veya sevilmek istediği zaman onunla oyun oynayıp onu seviyoruz. Bu arada bir noktayı daha belirteceğim. Kedimiz sıkılınca, yani artık beni sevme yeter deyince, onu bırakalım gitsin. Onu zorla sevmeye devam etmek ilişkimiz için çok da iyi olmayacaktır. Yani özetle neymiş? O istediği zaman ve o istediği kadar onu sevip onunla oyun oynamamız en ideali. Şimdi hemen ikinciyle devam ediyorum. Kedimiz neresinden sevilmekten hoşlanıyorsa o bölgeyi sevelim. Birçok kedi gözünün üstü, bu iki kulağın arasındaki yeri, alnının sevilmesinden çok keyif alıyor. Ve birçoğu da kuyruğunun sevilmesinden, kuyruğuna dokunmasından hiç hoşlanmıyor. Bu arada özellikle belirttiğim, kedilerin sevdiği bölgeler ve sevmediği bölgeler kediye göre değişkenlik de gösterebiliyor. O yüzden kedinizi gözlemleyin. Neresinin sevilmesinden hoşlanıyorsa orayı sevin. Bu arada genelde kediler gösteriyor da. Yani yanınıza gelip kafasını uzatıyorsa, boynunu kaldırıyorsa benim boynumu sev demek istiyor. Kafasını uzatıyorsa kafamı sev demek istiyor. Mesela Lola kuyruğunun gövdesiyle birleştiği yerin sevilmesinden çok hoşlanıyor. Yanıma gelip arkasını bana, poposunu dönüp orayı sevdirebiliyor. O yüzden biraz gözlemleyin. Neresinden hoşlanıyorsa orayı sevin. Bu arada karın bölgesine hiç değinmedim bile özellikle. Çünkü kedilerin büyük çoğunluğu karnın sevilmesinden hiç hoşlanmıyor. Orayı en güvensiz bölgede olarak gördükleri için oraya dokunması biraz onları ürkütüyor. Ama yine belirteyim, bu tamamen kedinin tercihiyle alakalı bir durum. Bunu çok seven kediler de var ama birçoğu o bölgeden hoşlanmadığı için karnını elinize attığınız an çok hoş olmayan tırmık ve ısırık gibi şeyler yaşayabilirsiniz. Hemen üçüncüyle devam ediyorum. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kedilerin koku alma duyusu insana göre en az 14 kat daha iyi. Yani bizden çok çok daha iyi koku alıyorlar ve bazen bizim kokumuz onları rahatsız ediyor olabilir. Yani üzerimize başka bir kedinin kokusu varsa, başka bir köpeğin kokusu varsa rahatsız olabiliyorlar. Veya bunun dışında üzerimize soğan, sarımsak kokusu varsa bu da kedimizi rahatsız ediyor olabilir. Veya dışarıda kedi köpek sevdiğimiz zaman onun kokusu üzerimize sinerse kedimiz bizden korkuyor olabilir o kokuyu alıp. O zaman da ne yapıyoruz? Üzerimizi değiştirip ellerimizi yıkıyoruz. Bu arada belirtmem gereken bir nokta daha var. Sokakta kedi sevdiğimiz zaman elimizi mutlaka yıkamalıyız ki sokaktan kedimize hastalık taşımayalım. Diğer sokak kedilerinden veya diğer kedilerdeki hastalığı kedimize bulaştırmayalım. Farklı bir şey daha söyleyeceğim. Elimizi yıkadığımız sabunun kokusu da kedimizin hoşuna gitmiyor olabilir. Yani ona elimizi uzattığımız zaman bundan hoşlanmıyorsa belki sabunun kokusundan rahatsız oluyordur veya kullandığımız kremin kokusundan rahatsız oluyordur. Ki belirteyim, bu arada kedilerin büyük kısmı kolonya kokusu sevmiyor. Elimizde kolonya varken ona dokunmamız, onu sevmemizden rahatsız oluyorlar. Bu arada ben elimi yıkayalı çok vakit oldu, kokusu geçti diyebilirsiniz. Ama başta da söylediğim gibi onlar bizden daha iyi koku aldığı için biz o kokuyu almıyorsak bile onlar almaya devam ediyor olabilir. O yüzden biraz gözlemlemek lazım. Eğer kedimiz elimizi yıkadıktan sonra onun kokusundan hoşlanmıyorsa kokusuz bir sabun veya kokusuz bir krem tercih edebiliriz. Böylece kedimiz bizden rahatsız olmayı bırakacaktır. Evet, hemen bir sonraki maddeyle devam ediyorum. Kediler birbiriyle iletişim kurarken miyavlayarak değil, vücut hareketleriyle ve kokularıyla iletişim kuruyorlar.
O yüzden bir kediyle özellikle ilk kez tanıştığımızda ona parmağımızı uzatıp ama böyle dik dik değil, kıvrık şekilde parmağımızı uzatıp ona zarar vermeyeceğimizi, tanışmak istediğimizi göstermemiz lazım. Ayrıca kediler birbirleri selamlaşırken, yani el sıkışmak gibi, birbirlerinin burunlarını kokluyorlar. Kedimizle birbirimizin burnunu da koklayabiliriz. Değil mi Lola? Ayrıca bunu başka videomda da söylemiştim. Kedimize bakıp gözlerimizi yavaş yavaş açıp kapatmamız yine ona olan sevgimizi anlatmanın bir diğer yolu. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Kedimize gözlerimizi dikip dik dik bakmayacağız gözlerin içine. Çünkü kediler avlanacakları zaman avlarına gözlerini dikip dik dik bakıyorlar. O yüzden biz ona öyle bakarsak aramızda bir avcı ilişkisi olacağını düşünecektir. O yüzden ona bakacağız, gözlerine bakacağız ama o sırada gözlerimizi yavaş yavaş açıp kapatacağız. Hatta birçok sinirli kediyi de bu şekilde sakinleştirebiliriz. Ama tabii ki dikkat edelim. Dik dik bakmadan gözlerimizi yavaş yavaş açıp kapatalım. Şimdi bir diğer madde de biliyorsunuz köpekler dışarı çıktığı zaman etrafı koklamak, yeni kokular keşfetmekten çok hoşlanır. Kedilerde durum tam tersi. Kediler alışkanlıkların devam etmesinden hoşlanıyorlar ve yeni kokular onlara biraz tehdit gibi geliyor. O yüzden çok fazla evde koku değişikliği veya çok yabancı insanın gelip gitmesi kedimizi rahatsız eden bir durum. Veya aynı şekilde taşınmamız. Yeni bir yere taşındığımız takdirde onun için keşfedecek çok fazla koku, çok fazla yenilik anlamına geliyor. Kediler de bundan rahatsız oluyor. Yani kedimizin rutinini bozmayalım ve yeni yeni kokularla tanıştırmayalım. Şimdi enteresan bir araştırmadan bahsedeceğim. 2017 yılında Oregon State Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre kedilerin en çok neden hoşlandığına bakılmış ve yemek, oyuncak, hoşuna giden kokular ve insanla etkileşim sunulmuş. Cevap sizi şaşırtacak. Kediler neyi seçmiş biliyor musunuz? İnsanla etkileşimi hepsinden daha çok tercih etmişler. Yani mamadan önce geliyor insanla etkileşim. Burada insanla etkileşimden kastettiğimiz beraber oyun oynamak, keyifli vakit geçirmek. Oyun oynamada en çok tercihleri böyle koşabilecekleri, avlayabilecekleri bir oyuncağı beraber oynamak. Yani mamadan bile daha fazla bizimle keyifli vakit geçirmeyi tercih ediyor kediler. Bu çok büyük bir ipucu. Evet, maddeler arasında hızlıca ilerliyoruz. Bir sonraki maddemiz kedimizin çıkış alanını kapatmamamız lazım. Şimdi biliyoruz kediler kendi alanına çok önem veren canlılar. Ve biz ona doğru böyle yaklaşırsak ve çıkış alanını, kaçış bölgesini kapatırsak biz onlar için çok büyük cüsseli bir tehdit oluştururuz. O yüzden öncelikli olarak kedimizle iletişime geçeceğimiz zaman onun seviyesine inmemiz, onun göz hizasına inmemiz onu rahatlatacaktır. Bunu yaparken de kaçabileceği, gidebileceği alanları kapatmamamız gerekiyor. Çünkü çıkış yolunu bloke edersek kendisini kapana sıkışmış ve çaresiz hissediyor. O yüzden özgürce gidebileceği alanı vermemiz lazım. Onun önünü kapatmamamız lazım. Küçük bir yere sıkıştırmamamız lazım. Şimdi birinci maddede bahsettiğim noktayı biraz daha detaylandırmak istiyorum. Kedimiz onu sevmemizden sıkıldığı noktada onu zorla sevmeyi bırakıyoruz. Çünkü hiçbir zaman kedimizi zorla kendimiz sevdirtemeyiz. Eğer istemiyorsa onu zorla sevmemiz, onun alanına saygı duymadığımız, onun isteklerine değer vermediğimiz anlamına geliyor. Bu da bizden hoşlanmamasına yol açıyor. O yüzden bırak deyince bırakıyoruz. Şimdi sona çok yaklaştık. Kediler köpeklerden farklı olarak mamadan çok fazla etkilenen canlılar değil. Yani evde baktığımız kediyi mamayla kendimize çekmemiz daha zor olacaktır. Ama ödül şekerini bunun için kullanabiliriz. Kedimiz hoşumuza giden doğru bir şey yaptığı zaman onu ödül şekeriyle ödüllendirirsek, bir de bunu yaparken yanında alçak sesli konuşursak, bizim sesimiz ve ödül şekeri onun kafasında güzel bir kombin oluşturacaktır ve bizim konuşmamız ona her zaman güzel şeyleri hatırlatacaktır. O yüzden ödül şekerini doğru kullanırsak kedimizin kalbini biraz çalabiliriz. Ama mesela bugün ben Lola'yı ödül şekeriyle kandırıp yanıma çağırmadım. Çünkü çok çok yorgun, içeride uyuyor. O yüzden onu bıraktım uyusun. Bu da mesela bir örnek. Kediler uyandırılmaktan hoşlanmıyor. Kendi istediği zaman kendi istediğini yapmak istiyor. O yüzden uyuyorsa bırakın uyusun. Zorla onu uyandırıp hadi hadi oyun vakti. Hadi hadi tembelliği bırak demiyoruz. Evet.
Böylece bu videonun sonuna geldik. Umarım kedinizin kalbini hızlıca çalarsınız. Ama eminim zaten büyük ihtimal sizi çok seviyordur. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.